Herkese merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Narsa Rodriguez parfümlerinden bahsedeceğim. Elimde 4 adet Narsa Rodriguez'in Narsa koleksiyonundan parfümüm var ve aynı zamanda 4 adet de For Her koleksiyonundan parfümüm var. Bu şekilde totalde 8 adet Narsa Rodriguez parfümünü sizlere anlatmış olacağım. Bu şekilde sizin Narsa Rodriguez parfümünüz hangisi, onu bulmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Bu neredeyse zaten Narsa Rodriguez'in bütün parfüm koleksiyonu diyebilirim sizlere. Ve lanse edilme sırasına göre sizlere tek tek bu parfümleri anlatacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Video başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımda ağırlıklı olarak parfüm videoları var. Ve moda ile alakalı ve İngiltere ile alakalı vloglar da çekiyorum. Umarım hepsini keyifle izlersiniz ve bu güzel ailemize siz de katılırsınız diyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Narsa Rodriguez parfümlerini çok sevdiğimi zaten biliyorsunuzdur. Videolarım arasında sıkça Narsa Rodriguez parfümlerinden bahsediyorum. Hatta bugün anlatacağım 3 parfümün tek başına inceleme videosu kanalımda mevcut. Onların da linklerini aşağıya bırakırım. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. İlk aldığım parfüm benim pudra parfümüydü. O parfüme o kadar çok aşık oldum ki Narsa Rodriguez markasına karşı bir ilgim oluştu. Ve eğer siz de kremsi, pudramsı, mask parfümlerinden hoşlanıyorsanız ve beyaz çiçeklerden hoşlanıyorsanız bence Narsa Rodriguez parfümlerini çok seveceksiniz. Bugün farklarını sizlere anlatacağım ve hangi parfüm kime göre onlardan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. İlk olarak ben Narsa koleksiyonundan başlamak istiyorum. Çünkü benim en sevdiğim koleksiyon Narsa koleksiyonu. Onlardan ilk çıkan Narsa Rodriguez'in Narsa koleksiyonundaki Öde Parfüm versiyonu EDP olarak geçiyor. Başka hiçbir adı yok. Narciso Öde Parfüm olarak geçiyor bu parfüm ve beyaz şişeye sahip olanı. Bu parfüm Narsa koleksiyonunun ilk çıkmış olan parfümü, 2014 yılında lanse edilmiş ve benim Narsa koleksiyonuna son kattığım parfüm oldu nedense. Bu parfümde de yine Narsa Rodriguez'in ana notası olarak tanımladığım mask notasını hissediyorsunuz. Narsa Rodriguez parfümlerinde mask notasını çok güzel bir şekilde işliyor. Çok doğal kokan, sentetik kokmayan, çok yoğun maskın hissedildiği parfümler üretiyor. Ve bazı parfümlerinde masktan dolayı o parfüm çok pudralıyken bazı parfümleri ise masktan dolayı parfüm çok kremsi oluyor. Bu parfüm ise masktan dolayı çok pudralı olan bir parfüm. Pudralı bir şekilde mask kokusunu sürekli olarak burnunuzda hissediyorsunuz. Çok etkili kokan bir parfüm. Ve aynı zamanda parfüm masklı pudralı olduğu kadar aynı derecede çok yoğun odunsu kokan bir parfüm. Alt notalarında sedir ve sedir ekstratı kullanılmış. Odunsu yapısı bazılarına göre hatta daha yoğun bir şekilde hissedilebiliyor. Ancak bana göre ikisi %50-%50 diyebilirim. Yani maskı hissettiğim kadar odunsu yapısını da hissediyorum bu parfümün. Ve aynı zamanda çok narin beyaz çiçekler kullanılmış. Gardenia var içerisinde, beyaz gül kullanılmış. Tam şişesini hak eden bir parfüm ortaya çıkmış yani. Çok yoğun pudralı olan, beyaz çiçekleri de hissettiğiniz ancak onların biraz geri planda kaldığı, maskın ve odunsu yapının çok hakim olduğu bir parfüm. Ve çok kalıcı, çok etkili olan bir parfüm. Ve bana göre benim denediğim Narsa Rodriguez parfümleri arasında en animalik kokan parfüm bu parfüm. Diğer parfümlerinde de yoğun, çok böyle animalik, afrodizyak etkili bir mask kokusunu hissediyorsunuz. Ancak bazen o parfümlerde gül notası ön planda olabiliyor ya da tatlı notalar ön planda olabiliyor. Bu parfümde mask aşırı ön planda olduğu için ve o da odunsu notalarla çok güzel bir şekilde desteklendiği için bana göre aralarında en animalik kokan parfüm bu parfüm. Bu parfümü bence 25 yaş ve sonrası çok severek kullanır diye düşünüyorum. Bu parfüm olgun kokan bir parfüm, çok çocuksu değil ancak baya böyle afrodizyak etkisi olduğu için bence 25 yaş ve 30 yaş bu parfümü çok güzel bir şekilde kaldırır diye düşünüyorum. Herkes bu parfümü taşıyamaz, herkes bu parfümü kaldıramaz. Çok yoğun pudralı, çok yoğun odunsu kokan bir parfüm. O yüzden her bünyeye uygun olduğunu düşünmüyorum ancak tam böyle ergenlik bitmiş, hafif ayaklar yere basıyor, hala gençsiniz. 25-30 olabilir ya da 25-35 yaş arası olabilir. Bu parfümü bence çok severek kullanır diye düşünüyorum. Ve şimdi geliyoruz benim ilk aşkım olan pudra parfümüne. Bunun Narsa Rodriguez'in Narsa koleksiyonundaki pudra parfümü. Artık kelimeler ağzımdan hızlıca dökülüyor çünkü o kadar çok anlattım ki bu parfümü. Alışkanlık oldu, artık hiç düşünmeden adını söyleyebiliyorum. Bu parfüm o kadar güzel kokuyor ki Narsa Rodriguez parfümlerine çok doğru bir yerden başlamışım.
Çok özgün kokan, çok farklı kokan, tam bana göre olan bir parfümü çünkü. Bu parfümün içerisinde yine maskı hissediyorsunuz, yine odunsu notaları hissediyorsunuz. Ancak diğer parfümden farklı olarak gül yoğunluğu da var ve aynı zamanda tatlı kumarin de kullanılmış. O yüzden bu parfümden daha tatlı olan bir parfüm, daha bana göre olan bir parfüm. Bu parfümü ben kışın çok severek kullandım. Sonra yaz ayları geldi ve yazın da çok severek kullandım. Belki Türkiye'nin o çok sıcak yazında 30-35 derecelerde kullanılmayabilir bu parfüm ancak İngiltere'de 20-25 derece arasındayken yazın çok severek kullandığım bir parfüm oldu. O kadar kadifemsi hissediliyor ki bu parfüm. Bu parfüm de pudralı olan bir parfüm ancak biraz daha kremsi yapıya kayıyor bu yine klasik EDP versiyonuna göre. Biraz daha kremsi hissettiğiniz, daha tatlı hissettiğiniz, daha bence zenginleştirilmiş versiyonu diyebilirim sizlere. Bu biraz ham bir şekilde odunsu, maskılı bir parfümken bu parfüm gülün de katıldığı, yine kumarinin de katıldığı, hafif tatlılaştırılmış olan, daha zenginleştirilmiş olan bir versiyonu bence. Bu parfüm de 2016 yılında lanse edilmiş. Diğer parfümden 2 yıl sonra lanse edilen ikinci Narsa koleksiyonundaki parfüm olmuş kendisi. Bu parfümün üst notalarında aslında gülün yanında yasemin ve portakal çiçeği de var. Ancak parfümün yine yapısı çok yoğun bir şekilde maskılı, odunsu olduğu için ve gülden gelen yoğun bir pudralı yapıda olduğu için onlar biraz sönük kalmış. Yine ağırlıklı olarak maskı, odunsu notaları hissediyorsunuz. Kumarin sayesinde de tatlılaştırılmış, biraz daha karakter kazandırılmış bir parfüm bu. Dediğim gibi bana sorarsanız eğer kesinlikle tercihim pudra parfümü olur. Ancak tabii ki bu parfümü belki biraz daha kış aylarında, biraz daha soğuk mevsimlerde daha rahat kullanabilirsiniz. Herkes bu parfümü yazın kullanamaz. Ancak dediğim gibi ben yazın da kullanarak çok keyif aldım bu parfümden. Bu parfümün de yine yaş aralığı bana göre 25 yaş ve sonrası. Aslında yapı olarak bu klasik EDP versiyonuna çok benziyor. O yüzden 25 yaş ve sonrası bu iki parfümü çok rahatlıkla kullanabilirler. Sadece aralarında biraz karakter farkı var diyebilirim sizlere. Ve sıradaki Narsa parfümümüz ise ruj parfümü. Bu parfüm de normalde bu şekilde tombul bir şişede geliyor ve komple kırmızı bir ambalaja sahip. Ancak bu benim elimdeki 20 mililitrelik limited edition şişesi olduğu için bu şekilde şeffaf bir şişeye sahip. O yüzden aklınız karışmasın. Bu da Rouge Eau de Parfum versiyonu. Bu parfüm ise 2018 yılında lanse edilmiş. 2 yılda bir sanırım bu Narsa koleksiyonuna yeni parfüm ekleniyor. Çünkü bundan sonra gelen de Ambre parfüm de 2020 yılında lanse edilmiş. Artık bir sonraki Narsa parfümümüzü 2022'de görürüz diye düşünüyorum. Bu parfüm ise Narsa koleksiyonu içerisinde en genç kokan parfüm. Hem parfüm biraz daha tatlılaştırılmış hem de parfümün içerisindeki musk notası ve odunsu notaların yoğunluğu biraz daha azaltılırken floral notaların yoğunluğu biraz daha arttırılmış. Tabii ki de piyasadaki diğer floral parfümlere göre çok daha yoğun maskı ve odunsu notaları hissettiğiniz bir parfüm bu. Ancak diğer Narsa koleksiyonundaki diğer parfümlere göre de çok daha floral kokan bir parfüm. Aralarında en genç bulduğum, en dinamik bulduğum parfüm ruj parfümü oldu. 20 yaş ve sonrası çok rahatlıkla kullanabilir bu parfümü. Bu parfümün kalıcılığı maalesef bir pudra kadar ya da klasik EDP kadar iyi değil. Biraz daha az kalıcılığa sahip olan bir parfüm. Yayılımı biraz daha düşük olan bir parfüm. Ancak teninizde 4-5 saate kadar güzel bir kalıcılık gösterip sonra sıcak, tatlı bir maskılı, odunsu ve çiçeksi bir ten kokusu olarak kalıyor. Yapısı çok fazla değişime uğramıyor. Parfümün içerisinde floral notalar olarak iris, gül, portakal çiçeği ve sümülteber kullanımı var. Benim çok yoğun olarak hissettiğim gül notası ve iris notası. Gülü çok yoğun bir şekilde hissediyorum ve iris sayesinde de parfümün pudralı yapısı daha da pudralaşmış. Ancak diğer anlattığım parfümler kadar da pudralı olmayan bir parfüm. Biraz daha ferah hissediliyor. Ancak yine de pudralı yapısını tabii ki de tek başına bu parfümü kokladığınızda hissedersiniz. Ben sadece sizlere karşılaştırma olarak söylüyorum. Bu parfüme göre çok daha ferah kokan, çok daha floral kokan, çok daha tatlı kokan bir parfüm. Daha genç kokuyor dediğim gibi. Ve şimdi de geliyoruz benim son aşkım olan
Ambre parfümüne. Bu 2020'de lanse edilen son Narsa koleksiyonundaki parfüm. Ve o kadar çok seviyorum ki bu parfümü. Beni mutlu eden bir parfüm kendisi. Ve asla seçim yapamıyorum ikisi arasında. İkisini de o kadar çok seviyorum ki maalesef kendimi biraz zorladım. Biraz düşündüm. Beyin jimnastiği yaptım ancak asla ikisinden de vazgeçemiyorum. İkisinin de yeri bende çok ayrı. Bu ilk aşkım, bu son aşkım. Çok güzel kokan bir parfüm. Eğer bir Narsa Rodriguez parfümü almak istiyorsanız bence ilk olarak bu ikisini koklayın derim. İkisi arasında bir seçim yapın derim. Bu parfüm çok farklı kokuyor. Piyasadaki birçok parfümden çok farklı. İçerisinde benim en sevdiğim çiçeklerden olan frangipani ve yılan kılan kullanımı var. Çok eğlenceli kokan bir parfüm, çok farklı kokan bir parfüm. Aralarında en kremsi hissedilen Narsa parfümü bu parfüm. Yapısı çok kremsi, çok zengin kokuyor. Kalıcılığı çok güzel, yayılımı çok güzel. Bu da hem yazın hem kışın çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Parfüm tatlı bir parfüm ancak çok da tatlı olan bir parfüm değil. Amber sayesinde sıcak olan bir parfüm. Tatlılıktan çok bu parfüm ben sıcaklık olarak sizlere anlatabilirim. Çok daha böyle cozy hissettiğiniz, sıcak olan, içinizi ısıtan ve frangipani ve ylang ylangın o güzel, tatlı, hoş, çiçeksi kokusu sayesinde de sizi çok mutlu eden bir parfüm bu. Ve Narsa Rodriguez parfümleri arasında bu Narsa koleksiyonu içerisinde Musk'ın daha sessiz kaldığı, amberin daha yüksek bir şekilde hissedildiği bir parfüm bu. Alt notalarında kaşmeran var, sedir var. Yine çok odunsu ancak kremsi bir odunsuluğa sahip olan bir parfüm. Vanilya kullanımı var. Vanilya ile amber zaten birleştiğinde ortaya muhteşem sıcak ve çok güzel bir koku ortaya çıkıyor. Mutlaka bu parfüme bakın derim. Çok özgün kokuyor. Niş kalitesinde kokan bir parfüm. Bana en çok anımsattığı parfüm Parfums d'Amani markasının Kasili parfümü. O parfüme çok benzetiyorum. Ancak bu biraz daha sıcak hissedilen bir parfüm. Bakmadıysanız mutlaka bakın derim. 2020'nin çıkmış en güzel parfümlerinden biri kendisi. Ve şimdi de geliyoruz Fur Her koleksiyonuna. Fur Her'den de 4 tane parfümüm var. Üçünü bu şekilde set olarak almıştım. Fur Her EDP, EDT ve Fleur Musk parfümü. Bu da Pür Mask parfümü. Normalde şişeleri bu şekilde oluyor ve bunların kapakları ne renkse şişeleri de o renk anlamına geliyor. Yani bu pudra pembesi, bu fuşya, bu da siyah bir şişede geliyor aynı bu şekilde. Ve Fur Her koleksiyonunu anlatmaya başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum ki benim Narsa Rodriguez parfümleri içerisinde en sevdiğim seri Narso serisi. Çünkü niş kalitesine sahip olan designer parfümlere sahip olmuş oluyorsunuz. Bunların yapısı o kadar güzel ki designer parfüm piyasasında çok fazla bu tarz yapılara sahip olan parfümler bulamıyorsunuz. Ya çok güzel bir şekilde pudralı ya da çok güzel bir şekilde kremsi kokuyorlar. Çok yoğun kokan, çok zengin kokan parfümler bunlar. Koku özgünlüğü olarak da çok başarılı buluyorum. Musk çok güzel bir şekilde kullanılmış bu parfümlerde. Yine sizlere göstereceğim Fur Her serisinde de bütün parfümlerde de Musk kullanımı varken bu Narsa serisi içerisindeki mask kullanımı benim daha çok hoşuma gidiyor. Ancak tabii ki de bazı insanlara bu seri çok boğucu gelebilir. Çünkü çok yoğun pudralı ya da çok yoğun kremsi kokuyorlar. Fur Her serisi biraz daha ferah kokan bir seri. Biraz daha günlük kullanıma, ofis kullanımına, okul kullanımına daha uygun olan bir seri. Şimdi onları size anlatacağım. Ancak eğer bana sorarsanız hangi seriye, hangi parfümlere bakmalıyım diye bence kesinlikle öncelikle Narso serisine bir bakın. Eğer kokular size çok boğucu geliyorsa o zaman Fur Her koleksiyonuna bakabilirsiniz. Bu Fur Her koleksiyonu içerisinde ilk çıkmış olan parfüm bu siyah şişeye sahip olan Fur Her EDT yani öde tuvalet konsantrasyonunda lanse edilmiş. Bu parfümün yaratıcıları Kristen Nagel ve Maison Francis Kurkdjian ikisinin ortak yaratıcılığıyla ortaya çıkmış olan bir parfüm bu kendisi. Parfümün üst notalarında portakal çiçeği, osman tuz ve bergamot kullanımı var. Portakal çiçeği eşliğinde osman tuzun daha yoğun olarak hissedildiği bir parfüm bu. Orta notalarında musk ve amber kullanımı var. Amber kullanımı ambre parfümündeki kadar yoğun değil, o kadar sıcak hissedilen bir parfüm değil. Ya da musk kullanımı
Bu parfümdeki kadar da yoğun ve pudralı değil. Daha ferah hissedilen, daha floral hissedilen bir parfüm bu. Ve bitirişini de vanilya, vetiver ve patchouli ile yapıyor. Patchouli bu parfümde bir Chanel patchoulisi değil. Vetiver de çok keskin değil. Çok koyu yan katmamışlar bu parfüme. Ancak yine de parfüme karakter kazandıracak kadar kendilerini belli edebiliyorlar. Yine de ferahlığını asla kaybetmeyen, günlük kullanıma çok uygun olan, ofiste, okula giderken, 20 yaş sonrası çok rahatlıkla kullanabilir bu parfümü. Kullanışlı olan bir parfüm ancak beni çok etkileyen bir parfüm değil. Tam bana göre, benim kişiliğime göre olan bir parfüm olmadığı için gidip büyük şişesini almayacağım bir parfüm. Ve EDT versiyonundan 3 yıl sonra lanse edilmiş olan EDP versiyonu. Bu da Narsa Rodriguez For Her Eau de Parfum olarak geçiyor. Bu da pembe, pudra pembesi bir şişeye sahip. Ancak bu parfümler birbirlerinden çok farklı kokan parfümler. Orta notalarında yine bunun da musk ve amber kullanımı var. Yine aynı şekilde, aynı dozda hissediyorsunuz onu da. Çok tatlı, sıcak bir amber kokusu yok ya da çok aşırı pudralı olan bir musk kokusu yok. Çok animelik hissedilen bir parfüm değil kendisi. Ancak bu parfümde üst notalarında gül kullanımı var. Gül sayesinde çok yoğun, pudralı kokan ve gülün çok yoğun bir şekilde hissedildiği bir parfüm bu. %60-70 oranında neredeyse ben gül kokusunu hissediyorum bu parfümden. Tamamen bir gül parfümü. Gül parfümlerinden hoşlanmayan asla bu parfümden hoşlanmaz. Seven insan ise çok sever. Yine günlük kullanıma çok uygun olan bir parfüm. Üst notalarında aslında şeftali kullanımı da var. Ancak şeftaliden gelen bir meyvemsi aroma ya da tatlılık yok bu parfümde. Çok yine pudralı, ferahlığını koruyan tamamen bir gül parfümü kendisi. Parfümün alt notalarında patchouli ve sandal ağacı var. Patchouli bu parfümde yine çok sessiz kalmış. Çok yoğun bir şekilde hissetmiyorsunuz. Sandal ağacını hissediyorum. Sandal ağacının kattığı odunsu yapıyı hissediyorum ben bu parfümde. Ve musklı ancak gülden gelen yoğun pudralı yapıya sahip olan bir gül parfümü kendisi. Parfümün bir karakteri var gerçekten. Ancak çok özgün bulduğum bir parfüm değil ve bana çok yakışan bir parfüm değil kendisi. O yüzden yine büyük boyunu almayacağım bir parfüm kendisi. Çok kurtarıcı olan bir parfüm olduğunu düşünüyorum ben. Yaş aralığı çok geniş. Her yaş aralığı, her mevsimde, istediği her yere kullanabilir bu parfümü. Bayağı kurtarıcı olan bir parfüm. Yine Christine Nagel'ın Maison Francis Kurkdjian'la ortak olarak ürettiği bir parfüm kendisi. Ancak dediğim gibi tam benlik olduğunu düşünmüyorum ya da çok aşırı özgün bir parfüm olduğunu düşünmediğim için ve biraz da artık zamanının geçtiğini düşündüğüm için benim satın alacağım bir parfüm değil kendisi. Ve EDP versiyonu 2006 yılında lanse edilmişti. Şimdi geliyoruz 2017'ye. 11 yıl sonra Fleur Musk parfümü lanse edilmiş. Bu fuşya rengi bir şişeye sahip. Aynı bunun kapağının renginde olan bir şişeye sahip olan bir parfüm. Yine aralarında en genç kokan parfüm bu. Narsa parfümler arasında bu kırmızı şişeye sahip olanken bunda ise bu fuşya rengi olan parfüm aralarında en genç kokan parfüm. Bu parfümün notaları yine diğer iki parfüme göre çok farklı. Açılışında pembe biber kullanımı var. Pembe biberi çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Daha sonradan orta notalarında gül, şakayık ve musk kullanımı var. Alt notalarında ise violet, patchouli ve amber kullanılmış. Bu parfümün kokusu ve yapısı bana Estée Lauder'ın Modern Muse La Roche parfümünü çok anımsattı. Ancak Modern Muse La Roche parfümü bana göre çok daha güzel olan bir parfüm. Çok daha zengin kokuyor, çok daha sıcak kokuyor. Çok daha olgun kokan bir parfüm ve o daha oturmuş olan bir parfüm. Bu parfümün yapısı bana göre ve kokusu biraz havada kalmış, biraz çiğ kalmış bence. Tam olmamış bu parfüm bana göre. Estée Lauder'ın Modern Muse La Roche parfümünde vanilya kullanımı da var. Vanilyalı, amberli, pembe biberli, güllü. Çok güzel bir karaktere sahip olan bir parfüm. O yüzden bence bu parfümün yapısını biraz beğendiyseniz ancak tam içinize sinmediyse ve bu tarz bir parfüm arıyorsanız ya da iki parfüm arasında kaldıysanız kesinlikle bence Estée Lauder'ın La Roche parfümünü satın alın. O parfüm harika olan bir parfüm. Benimkisi bitti, o yüzden çok üzgünüm ancak o parfümü çok seviyorum. Çok karakterli, çok dişi, çok feminen. Çok güzel olan bir parfüm gerçekten. Bu parfümün yapısı biraz eksik kalmış bana göre. Bence içerisinde vanilya olsaydı belki, violet yerine mesela vanilya koysalardı,
Ya da tonka fasulyesi olabilir. Çok güzel olabilirdi bu parfüm. Biraz daha tatlılaştırılsaydı, biraz daha sıcak notalar eklenseydi bence çok güzel olabilirdi. Amber notası bu parfümü sıcaklaştıramamış maalesef. Ya da musk notası bu parfümün yapısını çok fazla değiştirememiş diğer parfümlerdeki gibi. O yüzden bana göre Flor Musk gerçekten öyle. Yani çok floral notaların hakim olduğu bir musk parfümü. Kendisi çok genç olan bir parfüm ancak çok dinamik değil maalesef. Mesela bu parfüm ya da ruj parfümü çok dinamik olan bir parfüm, çok genç olan bir parfüm. Bu parfüm de genç olan bir parfüm ancak çok dinamik kokmuyor. Bir şeyler eksik bence bu parfümde. Dediğim gibi biraz daha yapısı zenginleştirilebilirdi, biraz daha tatlılaştırılabilirdi diye düşünüyorum. Eğer bu tarz bir parfüm arıyorsanız pembe biberli, güllü, amberli bence Estée Lauder'ın Mother Muse Le Rouge parfümüne bakın derim. Paranızı daha çok hak eden bir parfüm o. Ve şimdi geliyoruz Fur Her koleksiyonundan son lanse edilmiş olan parfüme. 2019 yılında lanse edilen Pure Musk parfümü. Ben de bu parfümü 2019 yılında satın almıştım. Ancak bu çıkalı bir 7-8 ay olmuştu ben satın aldığımda. Tamamen lansesini kaçırmışım ben bu parfümün. Ve tam da musk parfümleri üzerine bir video için hazırlanıyordum. Bu parfümü görünce hemen kaçırmadım, aldım. Çok güzel olan bir parfüm. Bu parfümle bence For Her koleksiyonu biraz toparlandı, biraz kendine geldi diye düşünüyorum. Yoksa diğer 3 parfümü de maalesef çok fazla sevmiyorum. Bana göre çok özgün kokmuyorlar ya da bana göre kokmuyorlar. Ancak bu parfümü çok beğendim. Parfümün üst notasında musk kullanımı, orta notasında ise beyaz çiçekler olarak söyledikleri ve açılımını yapmadıkları bir nota bütünü var. Ancak parfümü ilk sıktığınızda musk kokusundan çok direkt orta notalardaki beyaz çiçek kokularını hissetmeye başlıyorsunuz. Direkt böyle bir buket şeklinde beyaz çiçekleri hissederek parfüm açılış yapıyor. Ve onlar içerisinde de benim çok yoğun olarak hissettiğim nota sümbülteber kokusu. İçerisinde sümbülteber var mı yok mu bilmiyoruz, onu söylemiyorlar. Ancak ben çok yoğun bir şekilde sümbülteber kokusunu hissediyorum. Gucci'nin Bulun parfümü gibi düşünebilirsiniz. Onun floralliğine sahip olan bir parfüm. İçerisinde bana göre çok yoğun sümbülteber ve yasemin kullanımı var bu parfümde. Daha sonradan parfüm teninizde kurumaya başladıkça, ısındıkça ve İyice kendini ortaya çıkarttıkça musk kokusu devreye giriyor ve maskın volümü gitgide artıyor. Daha sonradan alt notalarında kaşmeran kullanılmış. Maskın yanında kaşmeran kullanıldığında kaşmeran maskı güçlendiren bir nota. Onu daha da zenginleştiriyor, daha kremsi hale getiriyor. Çok güzel bir parfüm, çok kremsi kokan ancak ferah olan beyaz çiçeklerin kullanıldığı gerçekten pür musk parfümü kendisi. Çok olgun kokuyor, çok seksi kokuyor. 30 yaş ve sonrasına uygun bulduğum bir parfüm bu arada. 25 yaş ve sonrası da belki kullanabilir ancak olgun koktuğu için 30 yaş ve sonrası o olgunluk bence bu parfüme daha çok yakışacaktır diye düşünüyorum. 30'lar, 40'lar, 50'ler bu parfümü çok rahatlıkla kullanabilirler. Çok güzel kokan, çok zengin kokan, 3 boyutlu kokan bir parfüm bana göre. Kremsi kokan bir beyaz çiçekli, sümbülteberli bir musk parfümü kendisi. Annenize mesela hediye edebileceğiniz bir parfüm ya da öğretmeninize bir hediye edebileceğiniz bir parfüm. O yüzden çok beğendiğim parfümlerden biri kendisi. Benim de Narsa Rodriguez parfümleri hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz bu parfümleri denediniz mi, sevdiniz mi, sevmediniz mi? Bana aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve benden bundan sonra hangi marka incelemesini istersiniz? Hangi markayı inceleyeyim? Bana yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.